Efendim sırada diğer konuğumuz var. Az sonradan sonra buradayız. Kaş vitamini nedir? Kirpik lifting nasıl yapılır? Cilt bakımı neden önemli? Bakım ve güzel görünmenin püf noktalarını uzman estetisyen ve estetik koçu Nurdan Yılmaz anlatacak. Az sonra... iyi ki varsın. Uzman estetisyen ve estetik koçu Nurdan Yılmaz ile devam ediyor. Nurdan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz Nurdan Çok merhabalar. şıksınız. Teşekkür ederim. Sağ ol sizler evet. de öyle. Şimdi sağ bütün ol. böyle estetisyenler böyle güzel olursa tabii insanlar daha çok böyle. Hocam sizin sayenizde öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle siz. <laughs> biz sonra. Evet. Bugün sizinle kaş hakkında saç hakkında cilt hakkında konuşacağız. Evet. Ben ilk olarak kaşla ilgili. Çünkü kaş yani gerçekten artık erkeklerin bile kadınların ee, hani böyle çok yüz ifadesini değiştiren çok evet. önemli. Hani evet. güzellik parçalarımızdan bir yüzümüzde aslında kaş. Evet. İfade tasarımı diyorlar zaten evet. aslında şey mi? ifade danışmanlarımız var, evet. ifade tasarımı yapan arkadaşlarımız da var. Bizim burada yaptığımız şey e, hani kıl üzerine bir çizgi atmak değil aslında. Asıl amacımız hocam siz de bilirsiniz hani saç ekiminin gerek duyulmadığı yerlerde biz saç foliküllerini hareket ettiren işlemler evet. yapıyoruz. Biz aynı işlemleri kaş üzerinde uyguluyoruz. ...bir kalem cihaz var, özel bir cihaz. Evet. evet, özel bir kalem. Bununla kıl foliküllerini uyandırarak oraya uygun olan vitaminleri enjekte ederek... ...biz evet. oradan 3 ve 4. seans sonunda hareketli olan hücrelerle beraber... ...kıl foliküllerinin olduğu yerlerden kaç çıkmasını sağlıyoruz. Bu olağan durum aslında vücudumuzda var olan bir durum. Biz hani... Aa olası wow bir şey yaratmıyoruz. Evet. Hücreler var orada, bir kıl folikülü var ama ya küsmüş zamanla stresten dolayı dökülmüş. Evet. Biz sadece onların uyanmalarına yardımcı oluyoruz. Gönlünü alıp Kesinlikle. Ya. E, yapılan işlem sadece bu, bundan ibaret. Hı. Şimdi birçok uygulama çıktı. E, uygulamalarda kaşları sabitleyenler, kirpikleri sabitleyenler oluyor ama bazı insanlar bunlardan memnun kalmayabiliyor. Sonra kozmetik ürünlerle, farlarla ve çizilen kalemlerle bunları tekrar şekillendiren birçok insan oluyor ama Senti aynen bunlardan yani. sıkılıyorlar artık. Yapılan şey dediğim gibi o foliküllerden kıl çıkartarak ...saç tasarımını kendi yüzünüze uygun bir şekilde vermek. Vermek yani olanı altına çıkartmak değil mi? Aslında olanı var ediyoruz. Biz ufak dokunuşlarla, sihirli özel kokteyllerle... Evet değil mi? <laughs> Sizin Kleopatra iksiriniz gibi. Evet evet evet. <laughs> saç vitamini de yapıyorsunuz değil mi? Saç vitamini de yapıyoruz ama hocam yine... ...doktorlarımızın müdahale etmesi gereken yerlerde... ...biz tabii ki hocalarımıza yönlendiriyoruz ama... ...çok ufak böyle saç dökülmelerinde... ...çok ufak açılmalar olursa eğer... Özellikle kapalı bayanlar çok tercih ediyorlar bunu. 10 evet. e, seanslık bir işlem sonunda o saç dökülmelerini tamamen durduruyoruz. Hı hı. E, siz de kadınsınız. Stres içinde yaşıyoruz. İstanbul trafiğinde iş evet, e, e, şey. dolayısıyla da bayağı yaşadığımız stresler olabiliyor. Hatalı e, saç kremi, hatalı şampuan kullanımları da bunların dökülmesine sebep oluyor. Evet bu büyük etken aslında. Yanlış ürün kullanımı değil mi? Size Kesinlikle de çok hocam. Yani, kozmetik ürünler biliyorsunuz çok fazla çoğaldı. Artık herkes markasını yaratabiliyor. Ee, hani parayla hemen ürün çıkartayım adım geçsin denebiliyor ama biz dermokozmetik ürünleri tercih ediyoruz. Evet. Ee... Burada şey söyledik ya işte şu kadar seansta düzeltilebilir. Bu kişiden kişiye değişiyordur. Hani burada seansı... Tabii ki o beşinci net, seanstan sonra net, da yanıt verebiliyor net bize. Net gerekir. Neden? Evet. Çünkü herkes e, şey yapabilir ona. Yani kişiden kişiye, Evet. uygulamaya değişir. Evet. O seans sayısı söyleyemiyoruz. Ortalama, ortalama, ortalama yapılan evet. seanslar bunlar. Beşte bitebilir, onda on bitebilir. Onuncu evet. seanstan Aynen. sonra tekrar bir paket tedavi satın almak isteyenler de olabiliyor. Evet, evet kişiden mı kişiye geliyor. değişiyor. Evet, evet. Kaştan sonra kirpiğe geçmek istiyorum. Kirpik için neler yapıyorsunuz? Şimdi kirpik için ipek kirpik uygulamamız var. Evet. Bu zaten e, şu an herkesin kullandığı, bizde eskiden e, Türkan Şoray'dan kalan o güzel Kocaman, e, yelpaze gibi açılan kirpiklere olan e, istekler sonucunda bir ipek kirpik çıktı. Şimdi ipek kirpik kirpiğin üzerine bir kirpik ilave edilerek yapılıyor. Şimdi her kirpiğin bir taşıma kapasitesi var. Önce bir var olması Kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Yani şeyde. herkese... Böyle volüm, uzun uzun büyük büyük kirpikler takamazsınız. Ne olur zamanla kirpik taşıyamadığı için kendi kirpiğinize de zarar verir. Biz kirpik lifting yapıyoruz. İpek evet. kirpik dışında. Kirpik lifting de kirpiklerinin böyle güçsüz olduğunu düşünen, e, rimel kullanmak istemeyen, düz benim, düz mesela ben size uygulanabilir evet. e, şeffaf sanki böyle jöle kıvamında biz keratin yüklemesiyle onları e, dik durmasını Hı -hı. sağlıyoruz. Göz kapaklarınıza uygun ölçülerde silikon yerleştiriliyor. Kendi kirpikleriniz oraya taranıyor. Bazı vitaminlerle ve keratinlerle bunları <laughs> biz e, sabitliyoruz. Yaklaşık bir saat sonucunda o silikonları ve vitaminleri, keratinleri temizledikten sonra... ...yaklaşık 3 ay boyunca kullanabileceğiniz kirpik sabitleme işlemi yapıyoruz. Evet, güzel. Kirpiğe şey. zarar veriyor mu? %80 hayır zarar vermiyor. Yine hocam burada kullandığımız ürünler çok önemli. Evet. Eğer e, kozmatik e, içeriği fazla ise var olan kalıtsal kirpikleri de dökme olasılığı yüksek. Evet. Bunlara çok dikkat etmeniz. Yani bunlara evet güzel Uzmanları çok iyi dinlemeliyiz aslında. Evet uzmanlarımızın dikkat evet, etmesi gerekiyor. Evet kararı biz değil gittiğimizde oradaki uzmanın değerlendirip aslında vermesini sağlamalıyız. İşte hangi kirpik bize uygun, işte evet. ne yapılmalı e, uzman ona göre en doğru yöntemi Her uygulamayı eşine. seçecektir. Evet onu bırakmalıyız uzmanına. Evet. evet. Güzellik uzmanı bulmuş yani estetisyen bulmuşken cilde yapılan mikro needling diye bir işlem var. Evet. Bu bilinmiyor fazla aslında son dönemde çok yapılıyor ama evet. içeriği nedir nasıl uygulanır evet. bununla ilgili de sorular alıyoruz. Evet. Estetisyenlerimize yöneltmemiz için bu nasıl bir işlemdir güvenilir bir işlemdir. Bu işlem nasıldır? Bu işlem güvenilir bir işlem fakat e, uzman ellerde yapılırsa şimdi bunların tedavi çeşitleri var biz estetisyen olduğumuz için. Her şeyi tedavi edemiyoruz. Hocalarımız var, doktorlarımız var. Onların böyle hani ben doktora gitmek istemiyorum. Ufak dokunuşlarla da düzeltilebilecek eğer bir cilt sorunu varsa evet. e, yüzeysel olarak ufak lekelenmeleri, ufak izleri varsa biz bunları mikronidlikle yok edebiliyoruz. Derm kullanıyoruz. Evet. Fakat biz bunların iğne uçlarına dikkat ediyoruz. Hocalarımız hmm. gibi çok derine inmeden yine yüzeysel çalışıyoruz. Yüzeysel Bize hasta geldiğinde, danışanımız geldiğinde eğer cildinde düzeltilemeyecek kadar hasarlı problemler varsa o zaman bizim anlaşmalı olduğumuz ve çalıştığımız doktorlarımız var. Hemen onlara yönlendiriyoruz. Fakat ufak dokunuşlarla eğer bir ışıltı, bir ışık verebileceğimizi gözlemlediğimiz ciltler var ise onlara müdahale edebiliyoruz. Evet. Burada neler yapıyoruz? Yine aynı kozmatik değil. Biz derma kozmetik ürün kullanmayı tercih ediyoruz. Bizim de hazırlamış olduğumuz vitamin ve kokteyllerimiz var. Biz bunları cilde yedirerek yaklaşık 30 dakikalık bir işlemle anestezik krem uyguluyoruz. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlemle yine seansları kişinin ihtiyacı duyduğu tedaviye göre yönlendirebiliyoruz. Evet. evet. Şimdi bazen görüyorum hastalar da geliyor bana da. Soruyorlar. İşte rollerlar var biliyorsunuz. İşte evet. iğneli uygulama. Tam adını söylemiyoruz burada ya. Onları bireysel evde kullanma amaçlı alıyorlar. Evet. Şimdi biliyorsunuz onun belli bir derinliğe inmesi evet. lazım. Uygulamanın yöntemleri var. İşte evet. e, masaj şekli şu bu falan. Ya da tedavi edilecek olan duruma göre yöntemler evet. var. Hasta bunu evde bireysel ben kullanıyorum diyor. Silindir gibi. Silindir gibi yüzünde gezdiriyor. Aslında evet. çok hiçbir fayda da göremiyor ondan. Evet. Ben hep söylüyorum. Hatta dün akşam bir hastam gelmişti. Hocam ben onu kullanıyorum dedi. Yüzünde hiçbir değişiklik yok. E, bireysel kullanım amaçlı aslında bu tarz şeylere Gereksiz para harcıyor halkımız. Evet. Yanlış kozmetik ürünlerine, yanlış cihazlar, ekipmanlar ya da diyelim aslında buradan onlara da bir şeyler söylemek gerekiyor. Evet şimdi hocam sizin de söylemiş olduğunuz gibi yani bir katman var cildimizde. Evet. Bu katmanı yüzeysel olarak bir makyajla herhangi bir kremle tabii ki de kapatıp örtebilirsiniz. Fakat burada önemli olan şey cildin altındaki o katmana iyileştirici hücreleri hareketlendirecek vitaminleri vermek. Siz evde kullanmış olduğunuz o çok ufak iğne uçları denilen cihazları alıp evde bunları tedavi etmeniz mümkün değil. değil. Evet. Vitaminler alıyorsunuz onun dışında. Kremler alıyorsunuz. Temizleyiciler. Şimdi biz yüzü bile temizlemek için farklı kremler kullanıyoruz. Kesinlikle. Hastalarımıza farklı da şeyler veriyoruz. Yani bunlar evde alınıp yapılabilecek şeyler olsaydı eğer biz e, estetikten değil, ürün satışçısı olur daha güzel paralar kazanırdık. Daha evet. da rahat ederdiniz, risk evet, evet. almazdınız. Kesinlikle. Ve yorulmazdınız. Her şeyin bir yöntemi, bir uygulama şeyi var. Evet, peki estetik alanında sağlık turizminden de bahsedelim mi son olarak? Tabii. Evet, bir... ee, biz 10 yıldır yapıyoruz İtalyada işi. İtalya'da bir çalışmalarınız <laughs> oldu son yakın evet. dönemlerde gayet. Evet, 2 sene oldu hocam. Öyle Biraz mi? ara verdik biz. Hı. İtalya, İspanya gibi birçok ülkede biz bu çalışmalarımızı devam ettirdik. Biz ne yapıyoruz? Biz estetik hastaları getiriyoruz buraya. Şu an tekrar hareketlendirmek üzereyiz. O var olan bir acenite kısımlarımız var bizim. Onları tekrar hareketlendirmek istiyoruz. Çünkü estetik alanında ve özellikle saç ekimlerinde artık Türkiye çok tercih edilen bir ülke oldu. Evet. Ucuz muyuz? Değiliz. Çok yanlış biliyorsunuz. Biz değiliz. gerçekten ucuz değiliz. Ama kaliteli hizmet veriyoruz. Kesinlikle hocam. Arap ülkeleri daha ucuza yapıyor bu işleri yani Bazı doğu tarafı ama Türkiye daha ama güvenilir. Türkiye herhalde. daha güvenilir ve gerçekten hani bizim doktorlarımız kullanmış olduğumuz kozmetik ürünler, vitaminler, dermo kozmetik ürünler hepsi profesyonel olduğu için daha güzel sonuçlar aldıkları için. Geçen Türkiye tercih ediyorlar. Hastalar Türkiye'yi tercih ediyorlar. Evet ne güzel. Uzman estetisyen ve estetik hocu Nurdan Yılmaz. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür değerli bilgiler edelim. aldık. Süremiz sona erdi sizinle.